Mardin kozmopolit bir yer. Ama bu kozmopolitlik hiçbir zaman ayrışmanın sebebi olmadı. Bilakis kaynaşmanın, birleşmenin, kardeşliğin sebebi oldu. Mardin'de bir zamanlar hemen hemen otel diye bir şey yoktu. Herkes Mardin'de gecelediği zaman dostunun evine gider, orada yatar, orada yer, orada kalkardı, gelirdi, işini görürdü. ...1946 doğumlu Abdurrahman Kahraman. İlkokulu Derya Bağlı Kuyulu köyünde bitirdim. Ondan sonrasında devam ettiremedik. O günün şartlarına göre şartlar çok ağırdı, devam ettiremedik. Evliyim, 10 çocuk babasıyım. Çiftçilikle uğraşıyorum. Burada kardeşlerimle, çocuklarımla beraber yaşıyoruz. Bizim bu ovada birinci olarak odadan başlayalım. Oda bizim için bir kültürdür. Bizim için vazgeçilmez bir toplanma yeridir. Akşam olunca bütün gençlerin, yaşlıların odada toplanma mecburiyeti vardı. Gençler neden toplansın? Köyün içerisinde başıboş gençler dolaşıp bazı nahoş olaylara meydan vermemesi için bir nevi toplanma yeri idi oda. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Sağ olun. Bir köyde belli başlı babasından, dedesinden o geleneğini sürdürmüş kimseler oda sahibi olabilirlerdi. Herkes oda yapamazdı. Onun için oda bir nevi mahkeme salonuydu. Mesela insanlar arasında bazı ihtilaflar doğabilirdi. Bunlar odada, oda sahibi tarafından İki tarafta dinlenir ve bir karara bağlanır ve orada biterdi. O da bir nevi aşhaneydi. Bugünkü deyimle lokantaydı. Oda sahibi mutlaka zengindi, varlıklıydı. Misafirler çok gidip gelirlerdi. Köye gelen her misafir odaya misafir olurdu. Köy sahibinin yanına gelirdi, yemeğini yerdi, akşam olunca yatardı. Sabahleyin kalkar giderdi, bir işi varsa oda sahibi tarafından giderilirdi, imkan ölçüsü nispetinde o şekilde giderdi. Bizim çocukluğumuz genellikle göçebe hayatı gibi bir hayat, yani çadırlarda koyunlarımız çoktu, develerimiz çoktu, davarlarımız çoktu. Biz de çocukken işte büyüklerle bazen giderdik. Koyun sakmaya gittikleri zaman biz de yanlarında oyun oynarken giderdik. Eskiden dediğim gibi çok güzel geleneklerimiz vardı. Akşamları güzel bir yemek yaptığın zaman mutlaka iki tane komşunu çağırırdın. Değil mi? Nasılsın sen ya? Cimmedin ya. Cicilere bak ya. Bunlar torunlar ha. Ben hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. Çünkü Mehmet Akif Ersoy çok güzel bir sözü var, şiir yani. Atiyi karanlık görerek azmi bırak bak, alçak bir ölüm varsa eminim budur ancak. Diyor ya,
hep yaşayanlara azmiyle, iradesiyle yaşar diyor. Şimdi onun için umutsuzluğa kapılmak, bu kültürünün bir gün geri döneceğine inanıyorum. Çünkü her şeyin bir bitiş noktası vardır. Her şeyin bittiği yerden yeni bir başlangıcın alametidir. Diyorum ki zaman gelecek ve insanlar eski geleneklerine dönme mecburiyetini hissedecektir. Ben o umudu taşıyorum. Ben 4 yaşlarındayken babam vefat ediyor. Babam vefat ettikten sonra demek ki artık okuma imkanımız doğmadı, olmadı. Ondan dolayı da okuyamadık ve geri kaldık. Şimdi bu okumadan bahsedince bir de benim yaramı deşiyorsun. Şöyle ki, adam ağanın yanında işçi olarak çalışıyor. Efendim, demek ki çok hakaretler oluyor, fazla çalıştırılıyor. Adam bezmiş ruhundan, gidiyor ilçeye bir arzuhalcının yanına, bir istilacının yanına diyor ki, sen bana diyor bir tane dilekçe yazarsın, ben bunu kaymakam beye vereceğim diyor. Adam başlıyor bu sefer, hani edebiyatı var falan. Anlatıyor, detaylı bir biçimde. Sonra diyor bitirdim diyor. Bir de oku bakalım ne yazmışsın diyor. Erzuhalcı başlıyor dilekçeyi okumaya. Bir bakıyor ki adamın gözlerinde şarıl şarıl yaşlar akıyor. Ya sen niye ağlıyorsun be kardeşim? Ya diyor ki kardeşim, bütün bunlar benim başıma gelmişti de ben anlatmasını bilmiyordum. Sen benim yaramı deştin. Şimdi bu okumanın acısını o kadar çekmişim ki aynen o adam misali gibi neredeyse ağlamam geliyor. Okuyamadık maalesef. Ama ancak kendi imkanlarımla 15 yıldan fazla bir zaman evimde kitap okuyarak kendimi belli bir yere getirdimse ne mutlu bana. Ve ilk ayeti kerime de ikra, oku ayetidir. Demek o kadar önemli ki her şeyin başı ikra ile, okumakla başlar. Bizim için büyük bir değer Mardi. Neden dersiniz? Çünkü Süryanilerin ana yurdu Mezopotamya. Mezopotamya bildiğiniz gibi medeniyetin beşiği, dinlerin ve dillerin beşiği aynı zamanda olduğunu düşünmekteyim. Ve Mardin'de bu alan içerisinde yer alan bir antik şehir, bir eski şehir. Tarihi 5000 yıla kadar uzanmaktadır. Benim adım Gabriel Akyüz. 33 yıldır bu kilisede hizmet vermekteyim. Halen de devam ediyoruz. Biz her gün sabah öğlen akşam çan çalıp ve ibadetimizi Süryanice diliyle yapmaktayız. Ve biz yaparken camide de ezan okunur. Onlar da ibadetlerini yapmakta. Hiç kimse diğerine zarar vermeden bu gelenek bugüne kadar devam etmekte. Ama bunun bir sırrı var bence. Bu kültürün barışçıl bir şekilde bugüne kadar devam etmesinin bir sırrı olması gerekir değil mi? Neden diğer şehirlerde bu kültür tükenmiş? İşte bu sırrın buradaki insanlar, Hristiyanlar olsun, Müslümanlar olsun, dini suistimal etmemeleridir. Dini amaca yönelik kullandıklarından kaynaklandığını düşünmekteyim. Zaten dinin amacı insanları birbirine düşman ettirmek değil ki. Tam tersi, insanları kardeş yapmaktır. Kötü yollardan Allah'a getirmek. Allah'ın yolu ışıktır. Allah'ın yolu sevgidir. Evet, bu bir baş papazın simgesi. Baş papaz. Papaz siyah. Mardin her şeyden önce tarihi bir kent. Hele şehrin yapı şekline bakarsanız, taş işçiliğine bakarsanız doyamazsınız. Öyle teraslı bir şekilde ovadan ta
kalenin eteğine kadar çıkmakta ve hiçbir ev diğer evinin önünü kapatmaz. Herkes o ayı rahatlıkla seyredebilir. Ve Mardin ismini de işte bu kalelerden esinlenerek almıştır. Biz Süryanice Mardin'e Merdo diyoruz. Merdo kale demek. Mardin taşçılığı gerçekten benzeri olmayan bir şehirdir. Mardin bütünüyle sit alanı kabul edilen bir şehirdir. Bunun benzeri Venedik var, bir de Kudüs var. Tüm sit alanı ilan edilmiş şehirlerden. Bugün Midyat'ta keza ilan edilmiş birkaç yıldan beri. Şimdi Mardin sokakları gezmek, dolaşmak, Mardin'i tanımak değildir. Ancak ve ancak öyle sokaktan küçük gördüğünüz bir kapıyı açtığınızda, dev bir avluya girdiğinizde, sonra o avlunun evlerine girdiğinizde taş içili orada görürsünüz. Medeniyetin beşiği Mardin, dinlerin, kültürlerin beşiği aynı zamanda. Bir mozaik şehir Mardin. Kudüs de keza onun kültürü mozaik bir kültür. Ama aradaki farkı bulacak olursak nedir bu? O kavgalı bir kültür. Her gün televizyonda Kudüs'ün sokaklarda nasıl olaylar yaşandığını oradaki toplumlar arasında görüyoruz. Ama Mardin'in kültürü uysal bir kültür. Barışa dayalı, hoşgörü bir kültür. Sevgiye dayalı bir kültür. Ortak bir yaşam sürdürmekteyiz Mardin'de. Ortak bir yaşam dediğiniz zaman nasıl olur? Mutlu günlerde birlikteyiz, hüzünlü günlükte birlikteyiz. Merhaba, merhabalar, teşekkür ederim. Ben nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. İşler nasıl gidiyor? Geçen yıllarda, daha önceki yıllarda bir Avrupa seyahati yaptım. Dönüşte akrabalar, arkadaşlar nasıl gördünüz, nasıl değerlendirdiniz Avrupa'yı? Dedim iyi ki gittim, gitmeseydim öyle yerimde bir şey kalırdı. Sürekli bir orayı göreyim diye düşünecektim. İyi ki gördüm dedim. Şimdi daha yeni memleketimizin değerini bildim. Mardin'imizin değerini buldum. Ve ben severek bu Mardin'e geldim. Öteden beri Mardin'in değerini bilmekteydim ve elimden geldiği kadar da onu tanıtmaya çalışmaktayım. Berna Yağcı Erdoğan ben. Mardinliyim. 39 yaşındayım. 2001 yılından beri Kadın Emeği Değerlendirme Vakfı'nda çalışıyorum. Evliyim. 6 yaşında bir oğlum var. Mardin'de kadınlarla birlikte yaklaşık 15 senedir çok güzel işler yaptığımıza inanıyoruz. Ya aslında biz bu şeyleri... Evet, burada yetiştirmemiz. Mardin'deki kadın sorunları arasında okuryazar olamamak, özgüven eksikliği, aile baskıları, sosyal baskılar, çocuk sayısının fazlalığı, hatta bebek ölüm oranlarının yüksek oluşu gibi sorunlarla karşılaştık. Bunun üzerine biz kadınlarla birlikte ne yapabiliriz dedik kendi yaşamımızı ve çocuklarımızın yaşamını iyileştirebilmek için ve kadın çocuk merkezlerini kurduk. Bu anlamda tabii sosyal ve kültürel gelişimlerine de hani destek olmak. Biz Mardinli kadınlar için birçok proje hayata geçirildi. Bunun için biz Mardin'de, Mardin'in en yoksul mahallelerinden biri olan Saraçoğlu Mahallesi'nde kadınlarla birlikte bir kadın çocuk merkezi açtık. 2005 yılında İNE Vakfı'nın desteğiyle biz sabun atölyesi kurduk. Mardin'de bildiğiniz üzere asırlardır kullanılan batım sabunu var ve üretici yok ne yazık ki. İlk 2008 yıllarında dükkanı açınca ilk kepengi kaldırınca tuhaf geldi. Hani biz bu kepengi nasıl kaldıracağız? O yüzden onu başardık. Kepengi kaldırıp açtık dükkanı. Ondan sonra arkası geldi. Ve kadınlara söylediği hep şuydu.
Bizim sürdürdüğümüz yaşamın aynısını çocuklarımızın sürmesini istemiyoruz. Çok bir büyülü dokusu var bildiğiniz üzere Mardin'in. Hızla da gelişmeye devam ediyor. Biz kadınları da kucaklayarak. O yüzden çok daha anlamlı yaşam. Hiçbir zaman büyüsünü kaybetmedi. Daha ileriye gitti. Daha da gidecek. Ve biz insanlar kenti aslında bir şekilde güzel kılarız. O nedenle Mardin bu konuda hep şanslıydı. Ben Mardin olduğum için hep övündüm. Hep gururlandım. Bu nedenle daha güzel şeyler, günler geçireceğimize inanıyorum. Ve Mardin'den hiç ayrılmadım ben. Ne eğitim amaçlı ne de başka bir sebepten dolayı. Bu anlamda kendimi çok şanslı hissediyorum. Çünkü çocukluktan bu zamana kadar hani bir değişim var, bir gelişim var. Eskiden herkes bir arada yaşardı bütün bir aile. İşte amcalar, yengeler, ailenin büyükleri, işte babaanne ya da dedeler, anneanneler. Bu nedenle o anlamda şanslıydık. Sofralarımız hep kalabalıktı, avlular hep kalabalıktı. Çok da bir şeyi, özgünlüğünü aslında kaybetmemiş, onu fark ediyorum. Ve şunu anladım. Her kentin yerlisi orada kalmalı. Kendi şehrine sahip çıkmalı. Beraber yaşamanın, iyi yaşamanın, güzel yaşamanın bir suretini görüyorum Mardin'de. Belki de Mardin'in altında bir şehir var ve onun yaşanmışlığını biz şu anda üste bakarda öyle yaşıyoruz diye. Ben Taceddin Toparlı, Mardin doğumluyum. Bütün çocukluğum bu çarşıda geçti. Usta-çırak ilişkisiyle yaşadım yani. Bakırcılık işiyle uğraşıyorum. Aynı zamanda cam altı yapıyorum. İnsan kendi dedesinin mesleğinde zor zapt ediyor. O yüzden onu eğitmesi için usta birine gönderiyor bu sefer. Dede veya baba. Ve orada işte çırak olarak yanmaya başlıyor. Çırak zaten çıradan gelme. Yani hani onu yakabilme. Ondan sonra ondan aydınlanabilme diye. Hani bilmez yapmaz belirli bir süre alır yani hani 3 yıl, 5 yıl, 8 yıl. Kulağına alıştırır seni sesi. Sırtını dönerek çalıştırdı. Ustam ne yaptığını merak ederdim yani. Hep bir merakla o bütün öğretileri ilk önce kulakta gördüm. Yani harç gibidir bakır bende. Yani hani vurduğun zaman sertleşiyor. Daha çok vurduğun zaman kırılıyor. Ama onu işte ateşe tavladığın zaman tekrar eski haline gelmiş oluyor. Yani hani aynen insandaki döngü gibi. Bir şeyle konuştuğun zaman veya anlamaya başladığın zaman tekrar eski haline, eski yumuşaklığına dönmüş oluyorsun. Onu tekrar işliyorsun. Yani hani bir bakırı dövmek 4-5 tavlamadan geçiyor yani. İşte onu kızgın ateşte tavlıyorsun, harlıyorsun. Ondan sonra tekrar eski yumuşaklığını kazanana kadar tekrar dönüyor. Bir darbe vurduğun zaman bir tav diye tabir ettiğimiz 360 derece bir döngüyü sağlamak zorundasın o darbede. Eğer onu yarım bırakırsan yaptığın iş bozulmuş oluyor. O yüzden hem vurduğun yere hem vurduğun darbelere dikkat ediyorsun. Tabii gözlerini kullanıyorsun, ellerini kullanıyorsun, kulaklarını kullanıyorsun. İnsanın bütün işlerini yapabilen iyi insandır.
Yani hani ahsenen nas men yenfe'en nas. O bir nasihatti. İnsanlara yararlı olan iyi bir insan olmaya adaydır diye. Bir sürü deyim ve bir sürü nasihatla beraber büyüdük işte. Mardin evlerine kilidi dışarıdan içeriye girmek için değil de içeriden dışarıya girmek için kullanırlar. Çünkü yani mimari itibariyle her türlü şekilde evin içerisine girebiliyorsun yani zaten evler açık. Ama eğer art niyetliysen ve içeriden dışarıya bir şey çıkaracaksan onu ancak anahtarla çıkarman lazım. O yüzden Mardin evleri ne giriş için değil kilit, dışa çıkmak için kullanılır. Muhakkak bir reyhan çiçeği vardır. O reyhan çiçeği mutlulukla, sevinçle ve paylaşımla bunu gerçekleştirir o insanlarla. Reyhani müziği ne zaman ortaya çıkmış belli değildir. Ama sadece Mardin merkezinde icra edilen bir enstrümantal parça. İnsanlar bunu duyarken veya icra ederken duyguyla hareket ediyorlar. Ki Kur'an-ı Kerim'de de Reyhan'la ilgili bir ayet var. İnsanların cennette koklayacakları o koku insanı rahatlatıyor. Hem ruhsal hem de bedensel boyutuyla. Adım Mehmet Fidan, Mardinliyim. Mardin'de doğdum. Küçük yaştan beri matbaacılıkla uğraştım, gazetecilikle uğraştım. Yani okul öncesi okumayı, yazmayı, çizmeyi matbaada öğrendik. Yaklaşık 9-10 yıldan beridir Mardin Artuklu Üniversitesi'nde Sağlık, Kültür, Spor Daire Başkanlığı'nda spor şube müdürü olarak görev yapmaktayım. Gençlerle sürekli haşır neşir, hem spor hem kültür, sosyal etkinliklerle bir fiil iç içe yaşıyoruz. Mardin'deki müzik kültürü çok zengin bir şekilde. Biz yavaş yavaş çıkarmaya başladık bu geçmiş, unutulmaya yüz tutmuş olan şarkılarımız, türkülerimizi. İnsanlar o eğlencelerini hem avlu içerisinde, kışın mekanlar içerisinde, yani evlerin içerisinde bunu icra edenlerdi. Biz buna Leyli diyoruz. Yani belki Urfa'da veya diğer taraflarda sıra gecesi diye geçer ama bizde Leyli geçer. O Leyli müzik oturumu. Leyli ortumluğunda hem Arapça, Türkçe ve Kürtçe dilleriyle icra edeceğimiz Sorarım Sorarım şarkısını icra edeceğiz. Mardin'de yaklaşık bir 8 tane dil konuşuluyor. İçinde Arapçası, Kürtçesi, Türkçesi, Süryanice, Ermenice, hiç belki dünyanın genelinde duyulmamış dillerden bir tanesi Kalaycılık dili. Ve bunu da en iyi icra edenlerden bir tanesi benim rahmetli babam. O çekicin bakırla temas ettiği noktada hızlı vuruşu, ölçülü vuruşu ve onunla uyumlu bir şekilde hem ahenk tutuyor, usul tutuyor, makam tutuyor. Şu anda çok azalmış. İnsanlar orada hafız oluyor, kıraat yapıyor, aynı zamanda gazel okuyor, aynı zamanda şarkı sözlerini üretiyor ve sesleri Hazreti Davud misali gibi Davudi bir ses ortaya çıkıyor ki ahenkli bir şekilde o çarşının her tarafı yankılıyor ve sırayla yapıyor.
Martin'in gelen insanlar tarafından nasıl bir yerleşim düzeni diye baktığımız zaman çok eskilerden, yani 1950'li yıllarda yurt dışından gelen bir misafir Mardin'i gündüz gözüyle dolaşıyor. Her taraf taş. Mezarlık gibi görüyor her tarafı. Yani mezarlarda taş. Bu insanlar sanki mezarlığın içerisinde yaşıyorlar. Akşam oluyor. Fakat o taşlar ortadan kayboluyor. Görünmüyorlar. Sanki bir okyanusun, bir denizin içerisinde görüyor kendisini. Sabahleyin kalkıyor, deniz görünmüyor. Yine mezarlık ortamında, görüntüsünde. Hayret ediyor. Ya bu nasıl bir şehir? Gündüzü mezarlık, gecesi gerdanlık, bir ortam içerisinde bir şehirde yaşıyor diyor. Hayretler içerisinde kalıyor. Ve biz o günden itibaren gündüzü mezarlık, gecesi gerdanlık, kartal yuvası Mardin diye adlandırıyoruz. Thank you.